Ekrana baktığınızda bu iki görseli görüyorsunuz. Fark ettiyseniz iki görsel de açık ve kapalı kapaklar açısından biraz farklılık gösteriyor. Sistol ve diastolu göstermek için çok güzel görseller arkadaşlar. Öncelikle size kalp seslerini S1 ve S2'yi hatırlatmak istiyorum. Hatırlarsanız S1 ve S2 arasında sistol var. S2 ve S1 arasında da diastol var kelimeyi burada bitiriyorum ki sistol, diastol, sistol, diastol arasında bir döngü olduğunu hatırlayın. Buradaki şemada kalp sistolde. Buradaki S1 ile sistol arasındaki ilişkiyi görebilirsiniz arkadaşlar. Kalp seslerini kapakların kapanma sesleri oluşturur. Yani mitral ve triküspit kapak az önce kapandı. Burada A ve P olarak gösterilen aort ve pulmoner kapak açıldığında ise sistol başlayacak. Bu şemadaki diastolde ise tam tersi bir durum var. Şimdi aort kapağı ve pulmoner kapak kapandı. M ve T olarak gösterilen mitral ve triküspid ise açıldı. Hatırlıyorsanız S2 aort ve pulmoner kapakların kapanma sesiydi. Bu olay görüldüğü gibi Mitral ve triküspid açılmadan hemen önce olacak. Bu kapaklar açıldığında diastoldeyiz demektir. Üfürüm görülen bir hastada ne olduğunu anlamak için size bir algoritma vermek istiyorum. İlk soracağımız soru şu: Üfürüm var mı? Bunun cevabı evetse başka sorularla devam ediyoruz, tamam mı? Üfürüm varsa eğer bir sonraki soru: Bu üfürüm ne zaman gerçekleşiyor? Bu sorunun bariz cevabı, steteskopla hastanın göğsünü dinleyince olabilir. Ama biraz daha özele inmemiz gerek. Üfürüm sistolde mi, diastolde mi? Bunu nasıl anlayacağız arkadaşlar? İşte bunun için S1 ve S2'yi kullanmak iyi bir yöntem. Çünkü yukarıda imlecimin olduğu yerde sistol S1 ve S2 arasında. Peki hastanın kalbi çok hızlı atıyorsa, S1 ve S2'yi birbirinden ayırmak zorsa ne olacak? O zaman karotis arter kullanılabilir ve hastanın ön koldan nabzı alınabilir. Arterin doktorun parmağına vurduğu her an sistolün karşılığıdır. Yani kalbin ejeksiyon anıdır. Sistolün başlangıcına hangisi daha yakın? S1 daha yakın. Doktor hastanın nabzını parmağında hissettiğinde duyulan ses S1 olmalı sistolde olduğumuz kesinse, bir sonraki soru şu. Sistol sırasında normalde hangi kapaklar açık, hangileri kapalı olur? Şimdi bu sorulara cevap verelim. Yukarıdaki şemayı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sistolde normalde hangi kapaklar açıktır? Aort kapağı açıktır. Pulmoner kapak açıktır değil mi? Diğer ikisi kapalıdır. Evet bu soruyu cevapladık. Normalde neler kapalıdır? Mitral ve triküspid. Stenoz bir açılma sorunu olduğundan ve sistol sırasında açık kapaklar A ve P yani aort ve pulmoner kapaklar olduğundan sistolik üfürümün oluşması için bu iki kapakta stenoz olmalıdır. Buraya yalnızca stenoz yazacağız çünkü aort ya da pulmoner stenozu söz konusu olabilir, ikisi de olabilir. Diğer yandan sistol sırasında kapalı olan kapaklar yalnızca mitral ve triküspittir, tamam mı? Regürjitasyon da bir kapanma sorunu olduğu için bunu da buraya yazalım. Regürjitasyon. Evet. Sistolik üfürüm varsa açık ve kapalı kapaklara göre dört seçeneğimiz var yani. Aynı şey diastolde de olabilir. O zaman yine kendimize aynı soruları soracağız. Diastol sırasında hangi kapaklar açık? Sayfanın üstündeki doğru şemaya bakarsanız mitral ve triküspit kapakların açık olduğunu göreceksiniz. Hangi kapaklar kapalı? Aort kapağı ve pulmoner kapak diastol sırasında kapalı. Daha önce açıkladığımız nedenlerden ötürü stenoz bir açılma sorunu olduğu için burada ya mitral ya triküsbit stenoz olacak demektir. Burada da aort ya da pulmoner regürjitasyonu olacak. Çünkü regürjitasyon kapalı kapakların yaşadığı sorun. Evet. Şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Dört olası seçeneğimiz var. Peki tam olarak hangi üfürüm olduğunu nasıl anlayacağız? Biraz aşağı inip şöyle boş yer bulalım. Bir sonraki adım konumu düşünmek. Doktora gittiğinizde kalbinizi nasıl dinlediğini izlediyseniz genelde steteskopu en az dört farklı yere koyarlar değil mi? Buraya bir sternum çizdim. Sternumun yanına da kaburgaları çizdim ki steteskopla nerenin dinlenmesi gerektiğini anlayın. Ha, söyleyemedim affedersiniz. Bu yerlerden biri ikinci interkostal aralıktır. Yani kaburgalar arasındaki ikinci boşluk. Burası aort bölgesi. Buna bazen sağ üst sternal sınır da deniyor adı üstünde. Burası hastanın sağı, burası da solu. Bir başka yer yine ikinci interkostal aralıkta ama bu sefer solda. Burası da pulmoner bölge. Burası da sol üst sternal sınır olarak bilinir. Steteskopla dinlenen üçüncü yerde burası. 4. interkostal aralık. Burası da arkadaşlar triküspit bölge. Son olarak fark ettiyseniz her kapağın kendi bölgesi var. Sonuncusu da o zaman ne oluyor? Mitral bölge. Burası 5. interkostal aralıkta. Diğerlerine göre biraz daha kenarda, lateral kalmış. Bunun anatomik tanımı da mit klaviküler hatta 5. interkostal aralık. Tamam mı? Yani klavikulanın köprücük kemiğinin ortasından aşağı dikey dümdüz bir çizgi çizdiğinizde 5. interkostal aralıkla bu noktada kesişecekler. Şimdi hızlıca bu algoritmadan bir örnekle bu olayın mantığa uygun ve basit olduğunu birlikte görelim. Şimdi bu üfürümü dinleyin. Bilgisayarınızdan duymakta zorlanıyorsanız kulaklıklarınızı kulağınıza takarak daha iyi duyabilirsiniz. İlk soru, üfürüm var mı? Evet, var çünkü duyduk. Peki, sistolde mi, diastolde mi? Üfürümü tekrar dinleyelim ama biraz daha yavaş olsun. Aslında S1 ve S2'yi duyuyorsunuz. Arada ise bir uğultu sesi geliyor. Bundan ne anlarız? sistolün S1 ve S2 arasında olduğunu biliyoruz. O zaman bu bir sistolik üfürüm. Neyin açık neyin kapalı olduğu bilgimize dayanarak aort ve pulmoner stenoz ya da mitral ve triküspit regürjitasyon seçeneklerimiz var elimizde. Şimdi bu üfürümü mitral bölgede duyduğumuzu söylersem zaten ortaya çıkacak. Bu üfürümün nedeni mitral regürjitasyon. Kısacası sesin şekli, yoğunluğu ve diğer özelliklerine bakarak hangi tür üfürüm olduğunu öğrenmenin başka yolları da var. Ama bunlar biraz üst seviye kaçacağı için şimdilik süremizi aşmadan bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar.